Geçmiş olsun. Önce siz tanıyabilir miyiz? Ben Ereğli'de yaşıyorum. Lütfü Aydilek. Adana Otovan'da gasp edilen, mağdur edilen bir şahsım. Nasıl oldu bu iş? Bir anlatır mısınız gasp olayı? Adana'dan Otovan'dan Ereğli'ye gelirken Adana Mersin Otovan olarak bilinen yerde, daha doğrusu Karahisar'da sapağın olduğu yerde arabam yavaşlattım. Yakıt almak için durmak gerekiyordu. Bir anda o sapağın orada, Karahisar levhasının orada bir bayan arabamın önüne atladı ve aynı zamanda 3-5 tane şahıs arabamın içine girdiler. Hem darp ettiler hem de arabamdaki üzerindeki 5,5 milyar paramı aldılar. Bu gasp ekibi, çetesi bu şekilde duran, yavaşlayan veya arabası arıza yapanları arabalarına girerek gasp edip diğer eşyalarını alıyorlarmış. Ben de bunu da polis emniyet teşkilatından öğrendim. Oradaki kameraların olmaması, güvenlik kameraların olmasından istifade edip bu ekip özellikle belli bir grup yapıyor diyorlar. İnsanları mağduriyetini yapmaktalar. İnanın çok mağdur oldum. Bayram arifesi param gitti. Kurban alacak param kalmadı. Zaten ben %70 özürlü bir insanım. Özellikle benim gibi insanları seçmelerinin sebebi karşılarına direnecek insan olmadığını inandıkları zaman yapıyorlarmış. Bütün bu mağduriyetimi giderilmesini istiyorum. Yetkililerden, özellikle Emniyet Müdürlüğü'nden, İçişleri Bakanlığı'ndan buradaki güvenin sağlanmasını istiyorum. Buraya bakan karayolları ekibinin de, bölge müdürünün de bu konuda hassasiyetini gerçekten istiyorum. Çünkü benim gibi binlerce insan orada mağdur ediliyor. Kamyoncusu, taksicisi, yani insanları orada hedef noktası gösterip insanların malına, mülküne, canına gasp ediyorlar. Bu gasp ekibinin, çetesinin bir an önce çökertilmesini istiyorum yetkili devlet büyüklerimden. Efendim, daha önce de aynı noktada bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlar olmuş mu, sürücüler? Var efendim. Orada zaten emniyetteki ifadelerde dilekçeler bulunmakta. Benim gibi müracaat edenler var veya benim gibi mağdur olup da müracaat etmeyen insanlar da var. Zaten o bölge özellikle seçilmiş bölge. Yani orada insanları gasp ediyorlar, hırsızlık yapıyorlar, çete halinde giriyorlar, dövüyorlar, parasını alıyorlar. Oradaki olay çok farklı. Yani kör nokta dedikleri emniyetin ve otoban güvenin olmadığı yeri seçmelerinin sebebi burada insanlar mağdur olduğu zaman herhangi ispat olmamasına bakıyorlar. Ama benim arabamda parmak izleri var. Olay yeri inceleme, gerekli incelemeler yaptı. Parmak izlerini aldı zaten o şahısların. Bayram dönüşü olması nedeniyle çok sayıda sürücü o yolu kullanacak. Bir sürücü olarak, bu mağdur bir vatandaş olarak Kesinlikle takviyenin önünüz ne durmasınlar. olur? Kesinlikle durmasınlar. Arabalarını kilitlesinler. 112 aradığınız çok geç geliyor polis ekipleri. 45 dakika ben acil çağrı aradım. 45 dakikada zor geldiler. Çünkü o yer uzak diye veya hangi emniyet teşkilatının baktığını bilmediğim için çok uzak diye geç geliyorlar. Kesinlikle arabasını kilitlesinler ve hiçbir şekilde kapılarını açmasınlar. Mümkünse durmasınlar. Ne olursa olsun durmasınlar. Rica ediyorum. Çünkü orada can ve mal güvenliği kesinlikle yok. Bunu bilin. Ben mağdur oldum. Bir başkasının da mağduriyetini ne duymak istiyorum ne görmek istiyorum. Saygılarımla efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gasp edildiğim araç bu araç. Gasp olayında bana görmek istedikleri helmet yemez ve belediye başkanı adaya da yapıyorlar. Sayın Adem Bey beni yalnız bırakmadı bu olayda. Çok yardımcı oldu. Bana manevi destek verdi. Kendilerine sonsuz teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.